Pek çoğumuzun artık dijital mecralar, sosyal medyalar dediğimiz yerlerde acayip işler oluyor. Mesela Twitter'ın kurucusu ve CEO'su dedi ki, ilk attığım tweet, yani 2006'da attığım ilk tweet'i satışa çıkartıyorum. Var mı artıran dedi. 2,5 milyon dolara kadar teklif var. Yani bu sizin attığınız 2006'da, bundan 14 yıl önce attığınız ilk tweet'i ben alayım. Karşılığında da 2,5 milyon dolar ödeyeyim diyen var. Bu en yüksek teklifi veren de bir Türk. Niye bu kadar kıymetli? Bu başka çarpan etkilerim var, başka kapıları mı aralıyor? Ya da Happy Top'u, yani Twitter'ın kurucusunun attığı bir tweet niye 2,5 milyon dolar eder? Bunu bir izleyelim. Sonrasında da bunu Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat'la konuşalım. Twitter CEO'su Jack Dorsey ilk tweetini satışa çıkardı. 2,5 milyon dolarla en yüksek teklifi veren kişinin Türk olduğu ortaya çıktı. Dorsey Twitter hesabından Valuables isimli platforma yönelen bir link paylaştı. Bu link 21 Mart 2006 tarihli, aynı zamanda Twitter'ın ilk tweetinin satıldığı bir açık artırmaya yöneliyordu. O tweette "Just setting up my Twitter," yani Twitter'ımı kuruyorum yazıyordu. Twitter'ın ilk tweetine yüz binlerce dolarlık teklifler geldi. Teklif en son 2,5 milyon dolara ulaştı. O teklifi veren kişi Bridge Oracle CEO'su Sina Estavi oldu. Estavi bir takipçisinin "Türkçeyi nasıl söktün?" sorusuna "Aslen Türk'üm" diye yanıt verdi. Jack Dorsey'in tweeti değiştirilemez nominal anlamına gelen NFT olarak satılacak. Benzersiz bir dijital sertifika olan NFT, bir fotoğraf, video veya çevrimiçi medyaya kimin sahip olduğunu belirtiyor. Dijital varlıkların sahipliği blockchain teknolojisiyle kaydediliyor. Bu teknoloji Bitcoin'in de kullandığı dijital protokol. Ancak kripto paralardan farklı olarak NFT'ler değiş tokuş edilemiyor. Ona sahip olan kişinin kopyalanamaz bir varlığı sayılıyor. Dorsey'in tweet'i bu zamana kadar en pahalı NFT'lerden biri. Daha önce Mesut Özil'in forma ve krampon tasarımları ve sokak sanatçısı Banksy'nin bir eseri de NFT olarak satılmıştı. Bu acayip durumu, bazılar için acayip durumu, acayip olmayan insanlar da var mıdır? Vardır şüphesiz. İsmail Hakkı Polat'a soracağız. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi. Hocam, bir tweet için niye 2,5 milyon dolar verilir? Sahiden şimdi haberde de izledik, anlamaya çalışıyoruz ama işte yaş aralığı ben gibi olanlar 2,5 milyon dolar mı diye hemen bir tepki veriyor. Bizi aydınlatır mısınız lütfen? Evet Reis Bey, merhaba. Bu tabii ki ilk çağlardan beri olan aslında koleksiyonerlik uğraşına 21. yüzyılın dünyasına uyarlanması adına yapılan deneysel çalışmalar bunlar. Dijital koleksiyonerlik mi diyelim bunu? Evet, dijital koleksiyonerlik ama şimdi şöyle söyleyelim. Mesela işte 1990'da bir Van Gogh tablosuna 82,5 milyon dolar vermişlerdi o zaman. Hatta hemen arkasından da bir Renoir tablosu 78,5 milyon dolar tutmuştu. 30 sene öncesinden bahsediyoruz. Bu kadar para verilir mi demiştik o zaman da. Aslında bakarsanız insanların bu tarz şeylere koleksiyonerlik açısından ne değer yüklediği ya da onun hangi çıkarlarla, hangi maddi manevi çıkarlarla aldığı biraz kişisel bir şey. Mesela ben söyleyeyim, işte Sina Estavi örneğin işte Türk şeyi alan, hatta haberinizi de çok güzel yapmışsınız. Türkçeyi nereden söktün dediğinde aslen Türk'üm diyor. Gerçekten şey. O bir kripto para girişimcisi ve muhtemelen şu anda verdiği 2,5 milyon dolar parayla şu anda Habertürk'ün ana haber bülteninde tartışıyoruz onu. Bu aslında bunun değeri buradaki kapsaması bile aslında bundan daha fazla. Buna bir iş modeli olarak bakmak lazım. Bir de koleksiyonculuğun kişisel hazzı olarak bakmak lazım. O koleksiyonerliğin işte tablolar, antik eşyalar, itibari bir durumu var, prestij durumu var. Dijital koleksiyonerliğin de ticari de bir durumu var. Dijital koleksiyonerliğin geleceğe matuf böyle nasıl avantajları olacak? Evet, zaten şu anda asıl tartışılan da o. Yani bu sadece Jack Dorsey'in Twitter'ı ile olan bir şey değil. Mesela NBA'de şu anda Top Shots diye bir şey var. LeBron James'in böyle geçen haftalarda yaptığı çok güzel bir şeyi 400 bin kişi almak için açık arttırmaya açık arttırmada para verdi. Ve şu anda Top Shots'ın topladığı toplam ciro bu işten
değiş tokuş şeyi 230 milyon dolara ulaştı. Yani şunun gibi düşünün bunu. Aslında burada birkaç tane şey var. Bir tanesi mesela seri ve sınırsız üretilen ürün ve hizmetler var. İşte paralar, pullar, biletler. Bunlar zamana bağlı olarak aslında değeri artıyor. O nadirliği artınca değeri artıyor. Bir zaten sınırlı üretilen şeyler var. Bunlar işte mesela 100 kişiye sadece 100 kişiye verilen bir konser, bir bilet ya da işte bir plak, bir kayıt gibi. Ya da tek üretilenler var mesela Van Gogh tablosu gibi değil mi? Anlar da var böyle. Tabii. Mesela 17 Mayıs 2000'de Kopenhag'da benim izlediğim Galatasaray Arsenal maçı gibi. Anlar bunlar. Şimdi bunlar evet. Dijital dünyaya dijital soy ağacı ve mülkiyet sertifikasıyla bu yaratıcı kripto para girişimcileri üzerinden yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Temel nokta bu. Hmm. Buradaki en ayrıştırıcı unsur da şu. Fiziksel dünyada koleksiyonerliği yapılan ürünlerin alım satım süreçlerindeki dijitalleşme, sahtekarlıkları da engelleyen bir damgalama ve o orijinal damgalamanın da siber saldırılara karşı korunmasını da beraberinde getiriyor. İşte bu blok zincir ağları ve kripto para teknolojileri sayesinde. Bu yeni bir pazarlama yöntemi olarak tam anlayalım. Yeni bir pazarlama ve işleyiş yöntemi olarak algılayalım. Mesela bir Van Gogh tablosunu bile satarken artık müzayede dünyanın her yerinden katılabilir ve o devir işlemlerinin anında gerçekleştiği ve o Van Gogh tablosunun da sahte olup olmadığını zaten bütün dünyadan görülebildiği bir şekilde olacak artık. Dolayısıyla ürünler artık ilk çıktığında fiziksel ya da dijital bir soy ağacı ve mülkiyet sertifikasıyla damgalanacak artık. Yani bu işte 21. yüzyılın Van Gogh'ları herhangi bir eser yaparken bu en baştan itibaren şey altına alınacak, mülkiyet ve soy ağacı açısından damgalanacak ve bunun artık orijinal olduğu taklit edilemez değil de dünya üzerindeki binlerce küresel bir sanat ya da koleksiyon blok zinciri içinde binlerce sunucu üzerinden birbirleriyle doğrulayarak aslında taklit edilemezliği garanti halinde olacak. Yani geçtiğimiz günlerde Angelina Jolie Churchill'in yaptığı bir tabloyu, daha önce aldığı bir tabloyu satışa çıkardı. İşte para da kazandı ondan. Bunun gibi yani herkes biliyor ki Churchill'in o tablosu ondaydı. Onu sattı. Şimdi bu dijital şeyde de işte bunun bu tweet'i alanın kim olduğu belli. Yarın bir gün onun üstüne de dediğiniz gibi bir mülkiyeti oturmuş oldu. Yarın bir gün herkes bilecek ki esası onda. Doğru evet, mu anlıyorum? Doğru anladınız ve burada aslında çağlardan beri ilk defa bir dijital dünya üzerinde yeni bir olgu da beraberinde getiriyor. Aslında o eserin ya da ürünün üzerine de bir token dediğimiz aslında parasal bir değer de yüklüyoruz biz. Evet. Yani paranın kendisi haline geliyor. Şöyle evet. Düşünün. Şimdi o mesela şu anda Jack Dorsey'in o tweetinin değeri belli artık. Ve hatta birisi Sina Bey'den almak isterse onu aynı açık arttırma şeyi üzerinden daha fazla para vererek anında o değişimi yapabilecek. Yani böyle ilginç bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ona gülüyorum. Gençler de maşallah çok yaratıcı. Çok. Acayip bir dünyaya doğru gidiyoruz. Hocam İsa'yı'dan anlamakta zorlanmıştım. Aydınlandı zihnim. Çok teşekkürler. Ya bu belli bir yaş kuşağı için acayip, tuhaf, ürkütücü bu geleceğe hazırlıklı olmamız lazım. Bundan çıkartılacak. Valla ben de ancak bu kadarını bile biliyorum. Bundan sonrası beni de aşar. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Acayip bir dünya bizi bekliyor. Bir taraftan düşünüyorsunuz değil mi? Ben ilk tweetimi ne zaman atmıştım. Çıkarsam mı şöyle bir açık artırmaya ne gider ne olur diye. Hani Cem Yılmaz'ın müthiş esprisi. Kaç kişi var? Şu kadar kişiler, şu kadar iş. Bu buna sattığına göre ben 2,5 milyon dolara etmeyeyim. Benimkisi 100 bin dolar eder mi hesaplaması? Çünkü bilmediğimiz bir mecra. Bunu hafta sonu katıldığım bir yerde de anlatmıştım. Düşünsenize radyo çağıyla, benim yaş kuşağı için radyo çağıyla başlıyorsunuz. Siyah beyaz televizyon, renkli televizyon. Diyorsunuz ki artık sinemalar biter. Yok, sinema bitmiyor. Hala devam ediyor. Oradan bilgisayarlar, şimdi artık cep telefonu, televizyonlar buraya girmeye başlıyor. Bu ara kuşak için yani bunu hem orayı bilen hem burayı bilen kuşak için sahiden kestirmesi zor. İşte şimdi bir ilk attığı tweet 2,5 milyon dolara alıcı buluyor. Ha, nasıl yani filan diyorsunuz. Daha görünen o ki bu ama bizden sonraki ve ondan sonraki kuşak için yani niye bunu bu kadar anlamakta zorlanıyorsunuz ki diyen de eminim çoktur. Daha anlamakta, anlam vermekte zorlanacağımız çok işlerin olacağına da bir delalet gibi gözüküyor bu işler.